İzlanda 2008'de Icesave hesaplarının batmasıyla zarar gören İngiliz ve Hollandalı yatırımcıların kaybının geri ödenip ödenmemesine karar verilmesi için bir kez daha referanduma gidiyor. 2010 Mart'ında yapılan ilk referandumdan hayır oyu çıkmıştı. Başbakan Sigurd Dattir bu kez sandıktan evet çıkacağını umuyor. Net bir evetin çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu tür durumlarda sandıktan tam olarak ne çıkacağını kestiremeyiz. Her halükarda çıkan sonuca katlanacağız. 2008 yılındaki küresel krizde batan İzlanda Bankası'nda hesabı bulunan İngiliz ve Hollandalı hesap sahipleri yaklaşık 4 milyar euro kaybetmişti. Sandık başına giden İzlandalılar farklı duygulara sahipti. Birçok kişinin kararsız kaldığını düşünüyorum. Sanırım oy vermeden önce uzun süre düşünmüşlerdir. Evet ya da hayır çıkması önemli değil. Her halükarda sonuç her şeyi değiştirecek. Hayır dersek ne olacağını bilmiyoruz. Ama evet dersek ne olacağı belli. O yüzden evet dedim. İzlanda hükümeti hazırladığı bir yasayla her iki ülkeye olan borcunu 2024 yılına kadar ödeyeceğini deklar etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı yasayı veto etti ve referanduma sunmaya karar verdi.